Çok... Evet, ayak. Benim olsa bile genelde çoğunun yok maalesef acı bir şey ama işte insanlar çaresiz vaziyette artık kendi kendine ölüm bekliyorlar yani o hale gelmişler yok sana bir yer yok kalacakları bir yerleri yok imkanları kısıtlı öyle bir orta kalmış bir durum benim komşularım var aynı şey diyorlar bile bile oturuz öleceğimizi bile bile otururuz diyorlar yok diyorlar çaremiz yok gidecek yerimiz yok diyorlar anca Allah'a kalmış Önce bu acıyı en içten dileklerimle paylaşıyorum bu deprem acısını. İBB'nin böyle bir şey yaptığından haberim var da bilmiyorum. Yani bina yönetimi olarak biz de başvuracağız. Ama bu depremden kurtuluşun yolu değil. Yani bunu tepeden tırnağa ilk yapılırken kontrol etmedikten sonra ne yaparsanız yapın. Yani peş peşe aflar gelince, imar afı gelince ne olacak? Biz de bu binaların altına gömülüp kalacağız sonuçta. Çaresiz bir kapitalist üretim biçiminin bize dayattığı bir yaşam biçimi. Bu yaşam biçimini biz hak etmiyoruz. 20 yıldır deprem vergisi veriyorduk. Bu vergiler ne oldu? Nereye gitti? Kimin cebine attı? Bunların hesabı sorulmalı. Yani bu yaşam biçimini bu halk, yani Türkiye'de yaşayan halklar şey yapmıyor, istemiyor. Bunu hak etmiyor. Ama bilmiyorum birileri dayatıyor bize. Ne münasebet oradaki? Kim kim bu bütçeye sahip şu anda ya? Peynir alamıyorsunuz marketten. Bu olay bak bu olay ben kentsel dönüşüm olayını temelden alacak olursak bu bireylerin işi değil. Bu devletin işi. Öyle devlet öyle bir bireyi yetiştirmedi daha. Öyle bir refaha kavuşturmadı insanları. İnsanların geride ev alabilecek, evini tamir ettirebilecek parası yok. Kaldı ki müteahhite verecek, para şey yapacak. Bir buçuk milyon istiyorlar. Benim bulunduğum semte dairene yıkıp yapmak için bir buçuk milyon lira istiyor. Ben yöneticiyim. Bırak bir buçuk milyon. Ben ayda toplayamıyorum. Doğalgaz, doğalgaz her seferinde biz doğalgaz eksi bakiyeyle götürüyoruz. Sarmal bir şekilde gidiyor bu iş. Belediyeyi falan aşar. Belediye aşar bunlar. Devlet bazında olması gerekir bunun. Yani böyle bir e, meclisin alacağı kararla bir komisyon oluşturulacak. Hocaları dinliyoruz işte Naci Görür hocayı dinliyoruz. Kayma kapımızda diyor deprem. Ve kulak asan yetkili yok bir tane. Kızım devlet ne gün için var? Devlet ne gün için var? Hani biz büyük devletiz. Hani IMF'ye borç veren devletiz. Hani sosyal devletiz. Biz halkız ya. Devlet halk için var. Bugün için var. Yani ben ben eğer can güvenliğimi devlet sağlayabilecekse ben zaten maddi imkanım yoksa devlet ne işim var o zaman? Olur mu böyle şey? Yani eğer bakacak, tespit edecek, bu işin e, komisyonları var işte komisyon kurulacak, gelecek, yapılacak analizler. Eğer bina çürükse bu insanın da taşınma imkanı yok ise ki yok çoğu insanın yok, hakikaten yok. Oturduğum semtlerden belli. Bir kere zaten en baştan önlem alması lazım. Tokyo torpilleri değil de imkan olmayanları götürecek, yerleştirecek, can güvenliğini sağlayacak. senin gibi Halk TV izleyicileri bir konuşmasak olmaz ile karşınızdayız bu akşam. İsmail Saymaz ve ben. Bugünün konuları yine tabii depremle ilgili. Başka bir gündemi yok Türkiye'nin. En başta depremle ilgili siyasi sonuçların da tabii tartışılıyor olması gerekiyor ve tartışılıyor da nitekim. Bunun içinde şimdi bir de seçim ertelenmesi konusu gündemde. Bu konuda çeşitli yorumlar var, çeşitli iddialar var. İsmail ile beraber tartışacağız burada. Ondan sonra e, iktidarın sivil toplum örgütlerine ve devlet e, devlet dışı yardım faaliyetlerine, yani devletin yönetmediği, sürdürmediği sivil toplum kanalıyla, yurttaş inisiyatifiyle sürdürülen yardım faaliyetlerine karşı gösterdiği bir alerjik tutum var. Bu aslında Cumhur İttifakı demek lazım. Çünkü Bahçeli de uzun bir aradan sonra bu deprem konusundaki tepkisizliğine ara verdi ve tepkisi yardım kuruluşlarına yani sivil yardım inisiyatiflerine yönelik oldu. Niye böyle oluyor? Derdi ne bu Cumhur İttifakının ve iktidarın sivil yardım kuruluşlarıyla alıp veremediği nedir? Nereden kaynaklanıyor bu? Bunu değerlendireceğiz. Bir de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilginç bir iddiası var. O da yani diyor ki işte deprem bölgesinde yıkılan konutların yüzde 98'i 1999'dan önce yapılmış konutlar yani depremden önce, 99 Marmara depreminden önce yapılmış konutlar benden önce yapılmış konutlar demek istiyor aslında bu böyle mi gerçekten böyle olabilir mi vaktimizin kalmasını temin edeceğiz bu konuda bu konuyu da değerlendirmek için İsmail saymaz çünkü Hatay'daydı ve kendi çıplak gözleriyle gördü yıkılan binaların ne kadarının yeni ne kadarının eski olduğu konusunda gözlemlere dayalı bir değerlendirme yapacaktır kendisi. İlk ondan başlayalım. İsmail bu seçim erteleme konusunda nasıl ne dersin ben başlayayım sen başlarsın. Sen başla Ben başlayayım evet. peki çünkü diyorsun yani e, moderasyonu kim yapıyorsa evet. söz e, hakkı Değiştirebiliriz. Öteki Anayasa değil kuralı diyor değiştirebiliriz bunu. Kutsal bir evet. şey değil değil mi evet. bu da bizim aramızda. Peki o zaman şimdi bu bu seçim ertelemesi konusu da ilginç bir manzara var. Şimdi iki gazeteci yazdı bunu. Mehmet Tezkan Halk TV yazarı ve Fatih Altaylı Habertürk yazarı farklı açılardan yazdılar farklı senaryolar dahilinde yazlar. Fatih Altaylı YSK kararıyla olacak bu iş dedi. Ondan sonra Mehmet Teskan da o hal ile olabilir. O hal ilan eder tüm Türkiye'de. O hale binaen isimler onun verdiği yetkilerle yapar. O zaman da zaten o hal dahilinde olduğu için ana yani Anayasa Mahkemesi ve YSK topu birbirine atacağından böyle bir fiili durum ortaya çıkar falan. İşte yine Kasım'a Eylül'e ertelenmesi, daha sonra bir yıl ertelenmesi gibi şeyler. Ardından Bülent Arınç konuştu. Bülent Arınç'ın biliyoruz ki kendisi işte AKP eski Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi ama AKP AKP'nin Erdoğan'ın yol arkadaşı diyor kendisi. Evet, yani Erdoğan AKP'nin kurucusu ve Bugün e, fiilen yani ülkenin e, yönetiminde Erdoğan'ın en yakın en dar çevresine yer almasa da kendisi işte böyle bir özgün bir güce sahip, kendi özgün, özgün bir, bir özgün sahip. bir ağırlığı var. Şimdi o çok açık söyledi bunu yani evet dedi bu hüküm var ama anayasalar kutsal metinler değillerdir. Evet, hukuki metinlerdir yani anayasalar. Esen hatırlıyorsun işte Turgut Özal da bir kere, kere demek bir, de bir, bir şey olmaz demişti ama o kadar ileri gitmiyor aslında. Hemen devamında gelen cümlede "Yasama organı her zaman anayasa maddesini ilga edebilir, değiştirebilir ve yenisini koyabilir." derken yani kurallara, kaydelere olan saygısında dile getirmiş. Haksızlık etmeyelim kendisine. Yani böyle dediğin zaman yani hani anayasada nedir ki canım? Yani anlamına gelmiyor bu sözler bir anayasa değişikliği yapılarak bu meclis meclisten gerekli karar çıkabilir diyor. Peki ben bir de Arınç'ın değerlendirmeleri ki ben bu değerlendirmelerin iktidar mahfillerinde de yapıldığını düşünüyorum. Efendim vatandaşımıza karşı seçim propagandası mı yapacaksınız, oy mu isteyeceksiniz? Yani acılarıyla yüzleşen vatandaşlarımıza diyor. Bir açıdan Haklı olabilir ama seçim propagandası yapmak zorunda değil kimse. O istemek zorunda da değil. Devletin görevi seçimi yapmak. Siyasetin görevi ne olursa olsun o siyasetin kendi durum değerlendirmesine bakar. Yani Arınç burada tamamen siyasi bir açıdan bakıyor konuya. Ama konu anayasal ve hukuki. O açıdan da geçen programda son bir cümle ben e, ettim. ve Son program kapandı. Ben oradan devam etmek istiyorum. Şimdi Türkiye'de Seçim erteleme konusu çok net şekilde hem de bu iktidar döneminde yapılan anayasa değişiklikleriyle kayda bağlanmış durumda. Bu ancak savaş gerekçesiyle meclis kararıyla olabilen bir şey. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve bu hükümet kendine o kadar güvenmiş ki ben her türlü doğal afet şartında koşulunda zaten seçim yaparım. O yüzden böyle bir şey de koymayayım. Anayasa'ya yani doğal doğal afetler işte meclis kararıyla veya herhangi bir şekilde yani yürütme kararı veya şu, şu o nedir onu ona girmeyeceğim giremem zaten. İşte doğal afetler seçim erteleme gerekçesi olabilir diye bir hüküm koymamış. E, koysaydınız. Anlatabiliyor muyum? Koyma, koymadığınıza göre bu bir anayasal kural. Ayrıca ayrıca seçim erteleme konusu, seçimin tekrarı konusu Yerel, yerelde hı hı. gördük kayyum atanıyor, değil mi? Evet. Bu kadar hassas bir mesele. Yani e, seçimi seçimi savaş gerekçesi olmadan maazallah, yani savaş gerekçesi olmadan doğal afet gerekçesiyle erteleyemezsiniz. YSK'nın bu konuda karar alma yetkisi yoktur. Anayasa Mahkemesi'nin de konusu değil çünkü anayasa çok açık burada. Ancak böyle bir karar alındığında, ancak meclis anayasaya uygun iş. olup olmadığı konusu Anayasa Mahkemesi'ne hemen e, şey yapılır başvuruda bulunur ve Anayasa Mahkemesi'nin bu er, erteleme kararının anayasaya aykırı olduğu, anayasanın ihlali anlamına geldiği dışında bir karar alma ihtimali yoktur. Seçim erteleme kararı seçim erteleme kararı anayas anayasaya karşı bir darbedir. Bir sivil darbedir. Bu alınacaksa Alın, ancak anayasa maddesinin değiştirilmesine mümkün olabilir. Ancak ama ama yani alınması e, halinde olacağı ne anlama geleceğini ben söylüyorum. Bu İspanyolca'da geçiyor otogolpe yani öz darbe seçimle veya legal yollardan iktidara gelmiş bir gücün bir iktidarın, bir kişinin ya da bir çevrenin, grubun, partinin yasa dışına çıkarak e, iktidarını e, yasa dışı yollardan devam ettirme yoluna sapması ve yani bu bir öz darbe, bir otokup e, olarak da geçiyor İngilizce'de. Bu, bu bir sivil darbe olur. Başka da bir şey olmaz. Anayasal düzenin sonudur. diktatör Bu, bu aslında diktatörlük anlamına gelir. Başka da bir şey değildir. Burada seçim ertele... Yani iktidar ve muhalefet bir araya gelir. Anayasayı değiştirirler ve ancak o, o şartlar altında seçim e, erteleme söz konusu olabilir. Başka türlü olmaz. Aksi milli iradenin gaspıdır. Ha şimdi seçimi sandığı kaçırmaktır, sandığı devirmektir. Milli iradenin gaspıdır. böyle bir şeyin tartışılması bile abes ama ama şunu diyor şimdi hani tartışılıyor mu, tartışılmıyor mu? sorusuna cevaben söyleyeceğim. Ömer Çelik hükümet sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması var. Diyor ki Cenazelerimizi defnederken, yaralılarımıza sahip çıkarken böyle bir şeyi hiçbir şekilde konuşmayız. Bu tip konuşmalarında bizimle bir ilgisi yoktur. Sonra Ali İhsan Yavuz, AKP Genel Başkan Yardımcısı. Şu ana kadar seçimle ilgili herhangi bir şeyi toz zerresi kadar bile konuşmadık. Bunu konuşmaya utanırız. Diyorlar ikisi de. Ha. Şimdi ben inanmıyorum bu iki e, siyasetçinin. Biri yani bunlar yetkili. Biri genel başkan yardımcısı, bir de e, sözcü. Ben bunların doğruyu söylediklerine inanmıyorum. Niye inanmıyorum? Bu söyledikleri zaten zımnen itiraf anlamına geliyor. Eğer konuşmamış iseler, seçim erteleme, erteleme konusunu konuşmamış iseler, şunu demeleri gerekirdi. Seçim vaktinde yapılır. Seçim vaktinde yapılacaktır. Eğer seçimin vaktinde yapılacağını, yani en geç 18 Haziran'da yapılacağını, teyit edemiyorlarsa konuşmuşlardır. Çünkü çünkü konuşmasalar, konuşmasalar söyleyecekleri tek şey var. Seçimi zamanda yapılacak. Değil mi? O zaman herhalde Cumhurbaşkanı reis kızmaz bu iki kişiye. Değil mi? Konuşmamışlardır. Onların da söyleyecekleri tek şey soruya cevaben. Seçimi zamanda yapılacağı bu konuda anayasanın hükümleri bellidir işte falan bitti. Konuşmuşlar çok net konuştukları, konuştukları için de konuyu gölgede bırakıyorlar, muğlakta bırakıyorlar. Yani şeyi teyit etmiyorlar. Seçimin 18 Haziran'da 14 Mayıs'ı geçtik. Normal süresinde 18 Haziran'da yapılacağını teyit etmiyorlar. Teyit etmedikleri için de ben iddia ediyorum konuştular aralarında. Konuşmasalar diyeceğim ki ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Aa, yani çıkabilir. Yani sanal bir duman çıkartabilirler. Olmayabilir. Test ediyorlar ama. Şu an yaptıkları çeşitli kanallardan, Bülent Arınç'ınki de bu. İstediği kadar desin ben kendi inisiyatifimle konuşuyorum. Bu iktidar adına kamuoyunu ve muhalefeti test etmekten başka bir amaç taşımıyor Bülent Arınç'ın yaptığı. Kime ne derse desin. istediği kadar ben bunu kendi inisiyatifimle yaptım. Ben bunu Cumhurbaşkanlığı'na danışarak yapmadım. Ne derse desin. Yaptığı budur. Başka bir anlama gelmiyor. Şimdi niye peki bunu yapıyorlar? Öyle yani oralarda seçim yapılamaz, propaganda yapılamaz, efendim adil seçim olmaz falan diye değil. Bunu yapmaların nedeni kazanamayacaklarını bildikleri için. Kazanamayacakları bir seçime gerçekten de bu sefer gitmek istemiyorlar. Erdoğan kazanamayacağı seçimi yapmaz iddiasını doğrulamak gayretindeler. Bu iddiayı tekrar boşa çıkarmak, muhalefetin ve seçmenin acil görevidir. Bu konuda her türlü ihtimalin abesle iştigal olduğu, bunu tartışmanın bile anlamsız olduğunu en sert, en katı bir şekilde hem muhalefet hem de seçmen çok net bir şekilde koymalıdır tavrını. Çünkü kimseyi ikna edemezler Türkiye Cumhuriyeti devletinin seçim yapamayacak kadar güçsüz olduğuna. önümüze 4 ay var. Bu 4 ay içinde Seçmen kütükleri de yenilenir, gözden geçirilir. Adres değişikliklerine göre de seçmen kütükleri yani sadece 10 ilde değil, 11 ilde oldu şimdi. Elazığ şeyi de aldılar değil mi? Elazığ'ı aldılar. Elazığ'ı da aldılar. 11 ilde bu gözden geçirilir. Ondan sonra deniyor ki işte Bülent Arınç'ın iddiası, evet bürokrasi, devlet teşkilatı da tabii orada devlet, onlarda da insan de aileleri var falan filan. Buraya gerek takviyeler yapılır. Ya bu devlet, bu devlet Habur sınır kapısına çadır mahkeme kurmuş bir devlet ya. Yani oraya da çadırdan çadır seçim merkezi kurarsın. Sen çadır mahkeme kurdun mu? Kurdun. Değil mi? Gerekirse gerekirse 11 ilde 11 ilin ayakta sağlam yapısı kalmayan yerlerine de seçim merkezi kurarsın. Acil barınma ihtiyacını ve bu işi birlikte yürütmek zorundasın seçim yapamam diyen bir devlet olamaz. Böyle bir şey görülmemiştir Türkiye Cumhuriyeti tarihinde. Evet çok büyük bir yıkım ama Türkiye Cumhuriyeti seçim yapamaz. Peki YSK yoluyla halledelim. YSK'ya biz, biz, normal süresinde 18 Haziran'a giden gelecek şekilde soralım. Seçim yap yapacağız, kararını alalım. YSK'dan görüş bil e isteyelim. YSK'da desin ki ben seçim yapamam. Ben yapamam bu hazırlığı desin. Peki bunun karşılığı ne olacak? Bunun karşılığı, buna verilecek tepki, reaksiyon iktidar tarafından, madem 11 vilayette seçim yapılamıyor, o zaman tüm Türkiye'de yapılmaz. Yani e, tüm Türkiye'den sandığı kaçıralım. 11 vilayette yapamıyoruz ya, tüm Türkiye'den sandığı kaçıralım. E, çökelim iktidara. Ha? Milli iradenin zamanı gelmiş tecellisinin, buna engel olalım, buna karşı çıkalım. Bu mudur yani, alternatif bu mudur? Böyle bir şeyin alternatifi yok. Bu tartışma bu tartışma iyi bir tartışmadır aslında. Abestir bir taraftan bir taraftan da iyi olmuştur. Hemen depremin akabinde bunun başlaması. YSK'nın organize olmasını acilen bütün gücünü bütün gücünü seferber ederek afet bölgelerinde seçimin olabilmesi için gerekli altyapıyı sağlamasının ne kadar önemli olduğunu bilerek bunu yapıp yapmayacağını gözlemlemeliyiz, izlemeliyiz. Yani bölgedeki gazeteciler, yerel gazeteciler, ayakta kalan gazeteciler, yaşayan gazetecilerin bir görevinin de bu olduğu kanaatindeyim. Ankara'da iktidarı, hükümeti, kamuyu izleyen gazetecilerin de bir görevinin YSK'nın çalışıp çalışmadığını izlemek olduğu kanaatindeyim. Eğer YSK çalışmıyorsa burada bilin ki, bilelim ki bir hülle vardır bir şey vardır. Yani bir burada bir anlaşmalı bir hayır cevabının hazırlanması için, hayır ben seçim yapamam demek için bir şike durumu vardır demektir. Yani şimdi bu açıdan ben tartışmanın bir bir yönüyle faydalı olduğu kanaatindeyim ama bunu tartışmanın bile abes olduğunu düşünüyorum. Yani enkazdan şimdi yani, enkaz arama kurtarma yardım çalışmalarını 3 gün 2 gün gecikmeli olarak yaptınız. Ama seçime ve önümüze daha 4 ay var. Gerekli esnek müdahaleler yapılabilir. Yani seçmen kütüklerinin misal onu bilemiyorum tabii hukukçuların konusu o konuda muhalefet de yardımcı olur eğer varsa. Seçmen kütüklerinin hazırlanması hususunda bazı esneklikler tanınabilir. Çünkü kesinleşme tarihleri biraz daha ileriye alınabilir falan filan. Bilemiyorum o ne kadar mümkün olduğunu. Bunlar söyleyeceğim. Ben ee, e, Bülent Arınç'ı aradım akşam üzeri. Çünkü olduğunu açıklamalarını da kendisine sordum. E, Bülent Arınç'ın sözleri için Erdoğan'ın iç sesi evet. e, nitelemesi yapılıyor. Yani aslında iktidar aklından geçeni şimdi Bülent Arınç'a söyletiyor ve tartışmayı başlatıyor diye düşünülüyor ki sen de benzer rolü belli isimleri öne sürüyorlar. Rolü belli, evet Kılıçdaroğlu kastettiği. Ee, Bülent Alp kesinlikle Tanıç. Cumhurbaşkanıyla böyle bir aralarında diyalog olmadığını savunuyor. Hı -hı. Ne ol bunu kabul eder, ne ben bunu kabul ederim. Bu tamamen benim kendi görüşümdür Hı -hı. diye ifade ediyor ve şöyle gerekçelendiriyor diyor ki yani e, burada bu toplam bu bu bölgede deprem meydana geldiği bölgede 13 milyon insan yaşıyor, 10 binlerce e, ölüm meydana gelecek e, ve e, işte mil, birkaç milyon insan yer değiştirdi. E, bulunduğu şehirleri terk etti. Dolayısıyla seçim yapabilmek için evvela seçmenin olması gerekiyor. Bu bölgelerde seçmen kalmayacak. E, ya da seçim e, yani seçim istenildiği standartta yapılamayacak. E, bu nedenle yani milli iradenin tecellisi de eksik gerçekleşmiş olacak. Dolayısıyla ee, onun formülü şu yönde. Anayasanın ilgili maddesini iktidar ve muhalefetin yan yana gelerek değiştirmesi. Kendisi diyor ki ben bunun 2024 Mart'taki yerel seçimle genel seçimin birleştirilmesini faydalı görüyorum. Eğer bu olmazsa 2023'ün Ekim ayında e, yapılmasını öneriyorum. Eğer buna da katılmazsa, katılmazlarsa iktidar ve muhalefet kendilerinin belirlediği bir tarihte bu seçimi yapabilmeliler. Ancak ben ne mayıs'ta ne de haziranla haziranda bu seçimin yapılabileceğine dair bir görüşüm var, kanaatim var diyorum. Özet, Kendisi gitmiş mi bölgeye? Yok, gitmemiş. Yerinde görmüş mü? Yok yani ama ben konuştuğum yani. esnada Ankara'ya gelen işte yüz küsür kişilik bir depremzede kafilesini ziyaretten dönüyordu. Ama o da şöyle ifade ediyor. Diyor ki yani doğrudan ben doğrudan gözlemleri değil e, yani e, aldığı ben, bilgiler ışığında. Her bakalım bağımsız milletvekili Hı. adaylığından bu yana seçim kampanyaların içindeyim ve hiç böyle bir manzarayla karşılaşmadım. O nedenle bu seçimin yapılamayacağı kanaatindeyim. Bunu da muhalefetle iktidara öneriyorum. Yani iktidar adını önermiyorum. İkisine bir de bağımsız, ben bağımsız bir figür olarak bunu öneriyorum diyor. Onun açıklamaları bu şekilde. Şimdi bugünün bugünün gerçeğine geri dönersek işte olgusal olarak haklı olduğu noktalar var. Bugünün gerçeği itibariyle. Mesela Hatay'da ben gören biri olarak söylüyorum. Yani Hatay merkezi için e, bugünün şartlarıyla seçimi filan yapabilmek mümkün değil. Bugün şartları bugün... tabii yapılamaz. Bence İsmail, de, yani 2 ay sonra aynı fikir. Başka Ukrayna'yı fiile zaten, zaten. <laughs> ya, bugün için söylüyorum. Yani. görüp edindiğim bilgiler itibariyle Adıyaman merkez, Kahramanmaraş Hı -hı. merkezinin bir bölümü, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçeleri, Gaziantep'in İslahiye, Nizip ilçeleri Hatay'ın Samandağ ve Kırıkhan ilçelerinde de yaklaşık olarak durum böyle. Dolayısıyla önümüzde aslında 13 ilin tamamı, tamamını kapsayan bir deprem olmakla beraber bazı yöreler ve şehirler yani yarısından fazla harap olacak şekilde etkilendi. İşte bugün de İçişleri Bakanı dedi ki Antakya'da iki binadan biri göçmüş, 50 bin civarında binadan söz ediliyor Burada mesele şu. Iki, iki boyutlu ele almak gerekir. Evet hasar çok büyük. Evet gerçekten de özellikle Hatay örneğini ben bildiğim için söylüyorum. Göç var yani. Yani yöreye göç var. Daha bugün Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer e, e, Mers, Hatay'dan Mersin'e olan göç 300 bini bulduğu için buna dair değerlendirmeler yapıyordu. Ben bu göçün de artabileceğini düşünüyorum. Burada mesele şu. Elbet e, işte depremden önce 14 Mayıs diye bir tarih deklar edilmişti. Ancak karara bağlanmamıştı. Bir meclis kararı evet. alınmamıştı. Dolayısıyla halihazırda hazırda resmi seçim tarihimiz Haziran. Haziran ayının 3. haftası, 2. haftası. Yani seçim seçimden bir hafta önce olacak şekilde yani 15 ila 20 arasında işte 18 Haziran. son tarih. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti 6 Şubat'tan 18 Haziran'a az önce söz ettiğim 3 il işte 7-8 civarında ilçeyi imar edemeyecek. Yani buna buna Türkiye Cumhuriyeti hayır imar edemem diyorsa o zaman çok vahim bir, yani seçimi yapıp yapmamaktan daha vahim bir durum var. Yani bu Acil şehirde, barınma sorununu çözemem. Evet ya ben çözemem. Bu ben insanların çözümem. bu enkazları kaldıramam o. ve Acil barınma, barınma sorunu sorun. bu insan bu 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 enkazları kaldıramam ve o yörede yaşayan insanlara konteyner kentler yahut çadır Hı. kentler kuramam ve o insanların iskanını 4 ay içerisinde sağlayamam diyorsa bu seçim yapıp yapmamaktan daha vahim bir mesele. Devletin bunu yapabiliyor olması lazım. Kocaeli'nde bu yapıldı yani Kocaeli'nde de depremden sonra göç oldu. Hemen ardından konteyner kentler ve çadır kentler kuruldu. Orada kuruldu, Düzce'de bu kuruldu, Sakarya'da kuruldu. İstanbul'un bazı yerlerinde Yalova'da kuruldu. Sonuçta orada göç olmadı mı? Oldu ama insanlar hayatlarına devam ettiler. Pekala Türkiye Cumhuriyeti Devleti Afrika'da tarla tutup orada e, yani tarım yapmaktan tut da efermeye söyleyeyim Ukrayna'daki çatışmalarda ara bulacağı kadar çok sayıda siyasal eee yani uluslararası pozisyon olabilmiş bir devlet. Şimdi ben üç büyük şehir ve işte iki katı kadar 6 7 ilçe merkezinin nüfusunu 4 ay içerisinde e, yörede tutamam. Hayır. Türkiye Cumhuriyeti bunu yapabilmeli. Yani ben yapabileceğine inanıyorum. Yapmalı diye düşünüyorum. Seçimi yapıp yapmamaktan daha acil bir sorun olarak bu yörenin insanlarının e, kendi e, doğup büyüdükleri ve yaşadıkları şehirde e, en azından geçici olarak konteyner kentlerde barınabilmesini sağlayabilmeli. Ve işte bir zaman sonra yaz başlarken kalıcı konuklara geçilmesini sağlayabilmeli. Dolayısıyla öncelikle bu meselenin e, altını çizmek istiyordum, istiyorum. Evet Türkiye Cumhuriyeti Devleti 4 ay gibi bir zamanda onların barınma, acil barınma sorunu çözebilecek bir devlettir. Fiilen bu böyledir. Kuşkusuz bunlardan bir kısmı geri dönmeyebilir. Yani göçen insanlardan bir kısmı konteyner kentte yaşamak istemeyebilir, çadırda yaşamak istemeyebilir. Artık orada yaşamak istemeyebilir. Onlar da bazı kentlerde başka kentlerde akrabaların yanına falan. O zaman ne olur? O zaman ne olur evet, yani Seçim Yüksek Seçim Kurulu zaten seçim tarihi başladığında işte seçmen listelerinin askıya çıkıyor. İnsanlar buna itiraz edebiliyorlar. Diyorlar ki artık ben orada yaşamıyorum. Artık ben şurada yaşıyorum. Dolayısıyla bulunduğu yeri yani seçim listelerindeki seçim listelerinin değişikliğe giderek bulunduğu yerde oy kullanma hakkını kullanabilir. Dolayısıyla bütün bunlarla beraber yine yöreye dönmeyecek, dönmeyecek ya da dönmek istemeyecek insanlar açısından yani böyle bir yasal imkan da var. Kişi Mersin'de değil de, kişi Hatay'da değil de Ankara'da yaşıyordur artık ve Ankara'da oyunu kullanacaktır. E bunun için e, seçim zaten 15 gün ya da bir hafta ya da 15 gün süreler tanınıyor. İnsanların bu listelere itiraz edebilmesi noktasında. Bu da pekali olabilir. Dolayısıyla Mayıs belki erken olabilir. Doğrudur. Yani çünkü şundan erken olabilir. Seçim propagandası, miting, seçim çalışması gibi çalışmalar için yani Mart ayı e, erken bir tarih olabilir. Ve dolayısıyla yani henüz yaralar sarılmamışken bir siyasi rekabete deprem bölgelerinin bir siyasi rekabete sahne olması yani hiç açıcı olmayabilir ama daha vaktinde yapıldığı tarihte bu kampanya işte Nisanı Mayıs ı bulacaktır. Dolayısıyla yani üzerinden bir zaman da geçmiş olur diye düşünüyorum. Dolayısıyla vaktinde yapılacak bir seçim için yeterince süre var. 4 ay kadar bir süre olduğunu düşünüyorum. Bu 4, 4 ay içerisinde acil bir acil barınma sorunu çözülmeli. Zaten çözmek zorundasınız. Yani devlet niye var? Bunu çözmek zorunda. E, acil barınma sorunu çözerken kalıcı barınma sorununa da başlamalı ve bu arada insanları yerinde, yurdunda, şehrinde, ilçesinde e, tut, tutmanın yollarını aramalı. Yani buralar boşalacak mı? Yani biraz seçim olmadığını düşünelim. Seçim yok, olmadı. Yani Hatay'ın boşalmasına mı göz yumacaktınız? Pazarcığın boşalmasına mı göz yumacaktınız? Amikovası'nın boşalmasına mı göz yumacaktınız? Buralar insansızlaşacak mıydı yani? Ha gidin seçim yok gidin, gidin mi diyecek? Hayır. insanlar burada yaşayacaklar zaten yani. Dolayısıyla e, o da bir mazeret değil. Her şeyden sonra. Bu kapının zorlanması demek. Türkiye'de artık zaten seçimi olan e, AK, Parti, AK Parti yüzünden sandığa ve sandık sonuçlarına olan güven ortadan kalkmışken, hı hı. E, neredeyse Türkiye'nin e, en güvenilir müesseselerden biri olan seçim sistemine bir hile karıştırılmışken, evet. seçim sonuçları tanınmamışken, hı hı. bir de e, depremi ya da başka bir doğal afeti gerekçe göstererek iktidarın ömrünü hı hı. uzatma gayreti hı hı. bu şekliyle kendine bir mazeret bulmuş olur, yol bulmuş olur. Ya hem bu iktidar ki bu iktidarın böyle bir mazerete sarılmış olması onun en azından muhalifler nezdinde bir daha iktidardan gitmeyeceği, koltuğu terk etmeyeceği inancını pekiştirir. Herkes de bu kanaat yerleşir. Yarın bu ve benzeri sebeplerle seçimde gideceğini gören iktidarın bir tabi afeti gerekçe göstererek koltuğu terk etmeyeceğine dair inancı kalıcı hale getirir. Bu iktidar için zaten böyle. Bundan sonraki iktidar arasından da eğer sandığa gitmeyecekse, eğer seçime gitmeyecekse, eğer sandıktan çıkamayacağını görürse bu iktidar herhangi bir sel felaketinden tut da herhangi bir tabi afete ya da toplumsal olaylar olaya sığınarak seçim askıya alabilir, demokratik sistemi askıya alabilir, e, kanaatini uyandıracak ve bu bir kere yol olacak. Bu bir kere yol oldu mu Türkiye'nin zaten AK Parti döneminde iyice e, iyice temsili hale gelmiş şu sınırlı demokrasisini bütünüyle askıya alacak. Anayasası askıya alınacak bir hale gelecek. E, az önce sen vurguladın. Bu e, Türkiye'de tek adam, hali hazırda uygulanan tek adam yönetiminin e, adım adım e, hani bu seçimli otoriterliğin evet. bir aşama sonra artık seçimsiz hale geleceği evet. otoriterliğin kokotorizme dönebileceği to adım edemestir. adım bir diktatörlük diktatörlük şeklinde bir bir gidişat işaretidir bu. O yüzden anayasaya çok isabetli şekilde savaş ihtimali konmuş. Evet. Savaş halinde seçime gidilemez. Savaş dışında her yolla gidilebilir. Anayasaya bu madde yazılırken herhalde bu ihtimaller de gözetilmiş olmalı. Yani o zaman da savaş ihtimali gözetildiğine göre, değil mi? Deprem ihtimali de yazılır Me, diye. Meclis kararı gerekiyor. Evet, mu? meclis kararı gerekiyor. Şimdi hmm. ne olur? Yani gerçekten de şu yara sarılır, bakılır. Eğer gerçekten de bu ağır tablo, efendime söyleyeyim, böyle bir siyasal seçim dönemini mümkün kılmıyorsa, o zaman ancak ve bir şartla, ana muhalefet liderinden başlayarak, muhalefet yetkililerinin kanaati o yönde olursa belki, hani böyle bir e, böyle bir fikir tartışılabilir. O da muhalefet liderlerinin evet demesi de yetmez. Bence kamuoyu da bu tartışılmalı. Ha AK Parti muhalefet liderlerinin de görüşünü almadan, anayasa maddesini de değiştirmeden, sadece Yüksek Seçim Kurulu'yla paslaşarak seçimi askıya alma ve öteleme yolunu benimserse bu artık zaten AK Parti'nin e, sembol artık e, sonuçlarını bile tanımadığı seçimli otoriterlikten açık açık. E, seçim de olsa yerinde oturan, seçimle bile gitmeyen bir e, hukuk dışı yönetime doğru e, e, yol alacağının açık göstergesi olur. Türkiye Demokrasi Ligi'nden çıkaracak açık bir biçimde. Demokratik zaten şu an e, o o kim, yani artık o niteliği tartışılmaya başlanmış. Bundan sonra da bir tür Allah'ın ona tanıdığı kudreti yeryüzünde uyguladığını iddia eden tipik Orta Asya ülkelerine benzer. Orta Doğu Orta Orta, Orta Asya ülkelerine Orta Asya, benzer. Orta liderin diktatörler biraz evet, laik. Evet biraz yani, laik tabii ya. O doğru haklısın. Hmm. Ama yani ben yönetim biçimi itibariyle söyledim. Hmm. Bir tür Orta Asya, bir tür Türkmenistan. Tek tek, tek meşruiyet kaynağı göklerden aldığı, evet. aldığını varsaydı iddia evet. ettiği bir şey olur. Dolayısıyla yani... dolayısıyla, ya yani depremin de yarası sarılır. Bir felaket olarak depremin de yarası sarılır. Tahribat çok ağır ama onun da yarası sarılır. Selin de yarası sarılır. Efendime söyleyeyim e, Heyelan'ın da yarası sarılır. O felaketlerin yarası sarılır. Ama demokrasi yoksulluğu felaketinin yarası sarılmıyor. Hukuksuzluğun yarası sarılmıyor. Diktatörlüğün yarası sarılmıyor. Zorbalığın yarası sarılmıyor. E, Türkiye ee, bu yaranın bu bu tahribatın altından e, daha çok tartışabildiği e, daha demokratik bir e, bir, bir e, daha demokrasiyi daha sindirmiş ve içselleştirmiş bir yönetimle kalkabilir. Daha şimdiden daha şimdiden devlet dışındaki birazdan konuya geçeceğiz. Devlet dışındaki yardım kuruluşlarını boğazlamaya çalışan e, ve sosyal medyadaki paylaşımları e, sırf iktidara zeval gelmesin diye e, efendim e, susturmaya çalışan bir Yönetim anlayışının bir an için e, sel gerekçesiyle ya da deprem gerekçesiyle ömrünü uzatma girişimi Türkiye'nin yaşadığı birçok felaketten daha ağır bir felaketi beraberinde getirir. Evet. Şimdi ben de birkaç cümle daha edeceğim. Yani seçime giderse ne olur? Seçime giderse ne olur demeyeyim de seçime ertelerse ne olur? Ondan sonra gideceği seçim, seçim olur olmaz onu tartışmıyorum ama velev ki Bugünkü şartlarda yani 14 Mayıs değil de 18 Haziran'da gideceğimiz seçimi bir yıl sonra yaptık, 6 ay sonra yaptık. Öyle düşünelim. Yani bu seçimde daha büyük kaybedecek iktidar. Onu da söyleyelim. Yani real politika perspektifinden bakıyoruz bu konuya şimdi. Hı -hı. Hukuk, demokrasi Hı -hı. falan Hı -hı. meşruiyet Hı -hı. değil. Hı -hı. Real politika ki bir parantez açayım. o Hani gökleri işaret ettim ya o meşruiyetin de Yeryüzündeki karşılığı yüzde sekizdir, yedidir ha Türkiye'de. Daha fazla değildir yani. Tamamen tabii, tabii, tabii. Kesin Bu inancın siyasal karşılığı. Tamamen tanınmayacak. Hiçbir şekilde tanınmayacaktır. Bütün meşruiyetini, her türlü meşruiyetini kaybedecektir. Yasa dışı bir iktidar olacaktır. Hı -hı. Çünkü bu çok açık. Anayasa dışı, yasa dışı bir iktidar. Dolayısıyla bundan sonra Türkiye'de neler olacağı konusunda kimse akıl fikir yürütemez şimdiden. Böyle bir şeyi düşünmek bile istemiyorum. Tartışmayı da zulad ediyorum. Uluç Gürkan'ın bir katkısı, bitim, evet, özür dilerim ben bitirmedim, bitirmedim. Bir şey söyleyeyim. Şimdi şu an bir seçim ekonomisi izliyor bu iktidar ve bu seçim ekonomisi ülkede ekonominin bütün ayarlarını alt üst etti. Ertelenen, ertelenmiş seçim sonrasında ertelenmiş bir bir e, kaosun bir krizin arifesinde yaşıyoruz şu an. Öncesinde yaşıyoruz ve bu bunun saati de e, Mayıs sonrasıydı. Mayıs sonrası, Haziran. Gibi. çünkü 4 aydır neredeyse kuru 18.80'de sabitlemeye çalışmış. Sabit kur politikası izleyen ve kuru orada tutmak için de Türkiye'nin dövizini sürekli rezervini tüketen bir iktidar var. Bunun için para bulmaya çalışıyor. Bulduğu parayı işte ihracatçının dolarına el koyuyor. Banka bankaların bankalardaki döviz mevduatının bir kısmını Merkez Bankası'na alıyor. Oradan arka kapı, kapıdan satıyor kamu bankaları aracılığıyla böyle yapıyor. Bunu bunu bu sürdürülemez. Bu ancak belirli bir süre için devam edebilir. Bunun akabinde bir kur şoku kaçılmaz hale hmm. geliyor. İktidar bu kur şokunu seçim sonrasına ertelemek e, hesabındaydı. Yine işte kredi genişlemeleri, şunlar bunlar, para paraya boğmak e, ortalığı e, bir kredi genişlemesi, para genişlemesiyle falan bir e, yani sahte bir bolluk yaratıp tüketimi e, kamçılayıp tüketimi kabartıp büyümeyi sağlayıp öyle seçime gitmek falan. Bu da şimdi imkansız olacak. Ayrıca seçim ekonomisi bu şartlarda yapılamaz, yürütülemez. Mümkün değil çünkü muazzam bir kaynak gerekiyor şimdi yani o bölgeye, afet bölgesine. İki nedenden dolayı eğer iktidar seçimi erteler ve sonra düzgüne yakın bir seçim yapmaya çalışırsa kesinlikle kaybe daha büyük kaybedecektir. Hiç ders almamışçasına 2019'da yaşadığından kaybedecektir. Bir, seçmenin hıncı nedeniyle kaybedecektir. Seçmenin iktidara bir ders verme arzusu nedeniyle kaybedecektir. İki, ekonomi ekonomi çok daha kötü bir noktaya gideceği için kaybedecektir. Yani ki gidiyor, maalesef gidiyor. Şimdi bu büyüme, arzulanan büyüme oranlarının yakalanması mümkün değil. Çünkü depremler mutlaka stres yaratıyorlar ekonomiler üzerinde. Dolayısıyla iktidar aklını başına devşirsin böyle şeyleri sürmesin piyasaya bülent arınçı falan kullanmasın bülent arınç e, relatif olarak bağımsız bir figür gibi gözüktüğü için seçmen onu hani iktidarın fikri değilmiş gibi algılayacak falan ya bunu bunu biz, biz yemeyiz yani bülent arınç kusura bakmasın bunu bunu e, yani e, mümkün değil bunun böyle olması e, kabul edilmesi adil bir seçim zaten yapılmıyor ki Türkiye'de yani. Türkiye'de seçim Türkiye'de artık yani. yani. Türkiye'de medya mı özgür? Türkiye'de kamu kaynakları iktidar tarafından seçim için kullanılmıyor mu? Sonuna kadar her şekilde kullanılmıyor mu? Seçim eşit eşit ve şey mi? Özgür ve eşitlik bir seçim mi? Adil mi? yargıç güvencesini gevşetmek için de en son yani yaptıklarını biliyoruz. Yar, kıdemli yargıç ilkesini kaldırdılar. Sonuçta seçim il ve ilçe seçim kurullarının başkanlıklarından falan. Yani Bunları uzatmayalım. Birkaç Lütfen, tabii. Ee, eski ben hatimlerimizden bitirdim. Osman Kaçmaz şöyle diyor. O hal ilan edilirken doğal afetler düşünülmüş de seçimle ilgili bunun düşünülmemiş olması akla ziyandır. Düşünülmemesi mümkün değildir. Düşünülmüş, tartışılmış ve anayasaya uygun karar alınmıştır. Çünkü Türkiye deprem bölgesidir. Her an, her yerde afetler meydana gelebilir. Bu da seçim yapılmaması için iktidarlara gerekçe olmasın diye konulmamıştır. Tabii, çok doğru. ben. Çok doğru. Yine Uluç Gürkan. E, Uluç Bey'in de e, yani saygın bir devlet adamı. Onun da görüşünü aktarmak gerekir. Diyor ki e, deprem bölgesinin yer değiştiren seçmeni sandık için geri götüremezsiniz. Ancak bu seçmenler nereye göçmüşlerse orada da aynı yurt dışı seçmenler gibi oy kullandırabilirsiniz. Tabii. Bu da bir yol tartışılmalı. Tabii. Çok güzel. Yine e, Cevdet Ak Partisi İstanbul'daki Gürsel Tekin. Ee, o da diyor ki afet bölgesindeki seçmenler çok rahatlıkla git değil de kendi diline oy kullanabilir. Hı hı. Yeni yasada vekiller istediği yerde oy kullanma imkanı verdiği gibi e, afet bölgesinde başka illere göç etmiş vatandaşlara da afaslanlıkları kurularak oy kullanılabilir. Hı hı. Evet, bunlar yöntem. Eğer demokraside e, arzu edilirse tabii canım, e, yani. bu felaketin yaşandığı e, yöredeki insanlarımız e, evvela tabii kendi şehirlerinde yaşayabilmeliler. Gerek orada, gerekse gittikleri yerde pekala oy kullanabilirler. En büyük afet vurguluyorum. En büyük afet aslında yaşadığımız büyük bir afet ama. Yani dep deprem de has depremin de hasarı olur. En büyük afet demokrasiden yok demokrasiyi kaybetmektir en büyük afet. Seçimlerin bu türden gerekçelerle ötelenmesi ve bu yolla iktidarların hukuk dışı şekilde kendi ömürlerini uzatması ve ısrarla o koltukta kalmaya çalışması evet. bundan daha büyük bir afet yoktur. Evet. Bir de yani Bülent Arınç diyor ki nerede propaganda yapacaksınız? Bu konuda iktidar muhalefete göre avantajı Çünkü devlet kaynakları kendi elinde. İktidarın en büyük propaganda seçim çalışması o bölgede halkın acil sorunlarına hemen çözüm bulmaktır. Bundan daha büyük bir seçim propagandası olmaktır. Çok doğru. Yani şimdi işte, geçelim. geçelim. zaten bu konu bayağı zaman aldı. Bu arada aldı. Kadir abi Oğuzhan Uğur böyle Oğuzhan Uğur'la da konuştum bu arada. Hı -hı. Oğuzhan Uğur bir tablo yayınladı, hazırladı. Onu bir ekrana getirelim. İkinci konumuz neydi? Onu da hatırlatalım. Aa, evet, lütfen. Yani, ben özür dilerim. E, Ahbap, Ahbap ve Babala TV'ye yönelik e, Cumhur İttifakı'ndan gelen baskı ve e, itibarsızlaştırma evet. çabaları, saldırılar. Evet. E, nedir bunun nedeni? Diye baktığımız Tabloya zaman ne yapıyorlarmış? Mi? Suç mu işliyorlar evet. e, bu iki teşekkül, sivil toplum kuruluşu? Babala TV ne yapıyor? Babala TV'nin neticede Başlar, yardım, çağrılarını, yardım çağrılarını yardım çağrılarını ulaşıyor, şey yapıyor, paylaşıyor. Ahbap Ahbap da vakıf, O da yardım derneği. O da yardım o da derneği. Dernik. O da o da şey. Diğeri bir, sivi, evet. bir sosyal medya platformu. Evet. Yani bu, bu konuda en son da Bahçeli e, Babala hmm. TV Şu tabloyu istersen bakalım abi. Buraya da yansıtabilir miyiz? Ah ne yapmış? Oğuzhan Uzun Uğur'un hazırladığı tablo bağış Ahbap Ahfat ve Ahbap Ahbap koordinasyonuyla 60 milyon ve üzerinde para toplamışlar. 4 milyon TL tıbbi malzeme, çadır ve 28 bin çadır ve konteyner, hı hı. 2 bin taşıt ile lojistik sorunu, 3740 tır, 2600 jeneratör, 365 iş makinesi, 13 bin aileye konaklama koordinasyonu, 260 hijyen kabini, 5 roro gemisi ve 450 bin insanla birebir iletişim. Yani Süleyman Soylu İçişleri Bakanı'nın sözlerini hangi hukuki bağlamda değerlendirmek gerekir? İstismar mı ediyor bu yani? Bu istismar anlamına mı geliyor? Bunu istismar eden varsa bu diye kastedilen yapılan bağışlar. Bu bir istismar mıdır? Devletin görevi bunu denetlemektir. İstismar eden varsa da bu konuda devletle eş koşmaya çalışan varsa. Bu ne biçim bir bakış açısı ya? Bu tamamen faşizan totaliter bir bakış açısı bu. Devletle eş koşmuyor kimse. Burada insanlar enkaz altında yardım çığlıkları ya yani yükseliyor enkaz altından ve enkazdan kurtulan insanlarda aç ve da buna karşı devletin tek başına imkanları yetmiyor ve sivil toplum bu konuda ne yapacağını bilmez halde çare üretmeye çalışıyor. Yani ne yapacağını bilmez halde derken sivil toplum o kadar büyük baskı altında ki Türkiye'de ee, devam et. Ben senin... Lütfen. Hayır hayır lütfen sen sen. Şöyle devam. yani tabi e, ahbap Haluk Levent müzisyen Haluk Levent'in kurduğu bir yardım derneği ve ülke çapında yardım faaliyeti yapıyor. Yani depremle kurulmadı zaten yıllardır vardı bu dernek. Diğer taraftan babala ise Oğuzhan Uğur adlı genç bir e, arkadaşın e, kurduğu bir sosyal medya platformu ve daha çok burada etkili programlar yapılıyor. Bu insanlar deprem gecesinden itibaren. E, çok büyük bir etki güçleri var ve bu etki güçlerini deprem yardımlarına aktardılar. Oğuzhan Uğur'un 7 kişiden oluşan ekibi yüzleri buldu, 500'ü buldu ve gönüllü insanlarla beraber tek tek deprem bölgesinden arayan çağrılara kulak veriyorlar ve yardım göndermek insan, isteyen insanlarla temas kuruyorlar ve bu bir yardım ağı oluşturdular. Oğuzhan Uğur kendisine gelen yardımları AFAD ve Ahbap koordinasyonu üzerinden yapıyor. Yine Haluk Levent ise kendisi kendisinin topladığı yardımları şeffaf olarak yansıtacağını belirterek bununla ilgili muhasebeciler muhasebe muhasebe yoldasıyla temas kurdu ve bu insanlar altını çizmek gerekir yani Afadın ondan beklenen görevi yerine getiremeyen Afadın e, i̇ki gün boyunca bölgeye gidemeyen AFAD'ın, bölgelere gidemeyen AFAD'ın, e, arama-kurtarma çalışmalarını başlatamayan AFAD'ın e, e, çöküşüne bütün millet tanık olurken bu iki kuruluş hızla örgütlendiler ve yardımları, yardım seferberliği başlatarak bunları da devlet görevlilerinin bilgisi dahilinde üstelik bölgeye aktarıldılar. Ve çözemeyecek sorunları kendileri çözdüler. Ve birdenbire Siyasal hedef haline geldiler. Siyasi hedef haline gelmelerinin birkaç sebebi var. Bunlardan biri e, bu görevi yapmakla yükümlü olan devlet kuruluşlarının felaket anında çökmüş olması. Niye böyle bir normal bir yani normal bir ülkede alkışlanacak iktidar, ve iktidar, evet, alkışlanacak evet. bir eylemi evet alkışlanacak bir eylemi iktidar çünkü, çünkü suç haline getirmeye çünkü çalışıyor. bunu yani normal bir ülkede böyle oluyor Çünkü birkaç sebeple. Birincisi Afakla ilgili daha 3 ay önce tatbikat yapılmıştı. Çök tutun kapan tatbikatı ve tatbikat yapmak kolay. Yani hmm. bir, bir aslında bir gö göstermek bir şova çevrilmişti. Ve Tatbikatla bu işin olmayacağı. Afadın kendisinin hazırladığı raporlara bile uygun şekilde konum alamadı orada görüldü. Hatay'da ben gördüm ama Adıyaman'da da Maraş'ta da hep şu söyleniyor. İki gün boyunca biz Afad'ı görmedik. Arama kurtarma ekipleri gelemedi, iş ekipmanları gelemedi. Bir yandan öyle. İkincisi. Kızılay da seferber edilemedi. Hiç yani hiç boşuna mazeret üretmesinler. Kızılay da layıkıyla sahada pozisyonunu alamadı. Maalesef Kızılay'a karşı hepimizin bir hani hassasiyeti var ama ondan beklenen görev yerine o, o kendisinden beklenen görevi yerine getiremedi. Bir tür çöküş vardı. Bunun birkaç sebebi var. Kızılay'ın fonksiyonunu bu kadar kaybetmesinin bilinçli sebepleri var. Onlardan biri bu sahanın yardım sahasının bizzat tarikat ve cemaat kuruluşlarına bırakılmış olması. Kızılay peyderpey sağdan geriletildi ve onun yerine sadece bu depremde değil öteden bir bu Deniz feneriyle ile başladığı Fetullahçıların güçlü olduğu dönemde kimse yok muyla devam etti. Bugün ise Menzil'in bu bir, bu bir derneği siyasi propaganda bu, faaliyeti ve, ve yumuşak, evet, yumuşak evet, güç inşası. Siyasal İslam propagandası siyasal bu çok İslam, açık evet, bir biçimde. Yani. Hem siyasal evet. İslam propagandası hem tarikat ve cemaat örgütlenmesi bu tebliğ faaliyeti. Dolayısıyla bugün de sahada kimler öne çıkıyor? Menzil'in yardım derneği Beşir öne çıkıyor. Öne çıkarılmak isteniyor. Kızılay'ın boşaltıldığı alanda Beşir'inden tut İsmail işte e, ve diğer ilü ufaklı tarikat organizasyonlarına saha bırakılıyor. Hatay'ın göbeğindeki meydan niye Kızılay'a verilmiyor? Niye AFAD'a verilmiyor da Menzil'in derneğine veriyor? Kim verdi orayı? Ya oraya mesela bir başka ADD'ye bırak bırakmazdınız. Ki ben ona da bırakın demiyorum. Ben diyorum ki Kızılay gelsin. Kızılay ve Afat'ın kendisinden beklenen görevi, arama kurtarma görevini yerine getiremeyip böyle bir çöküş manzarası vermesi karşısında sivil organizasyonlar öne çıktı. Öte yandan kusura bakmayın, kusura bakmayın. Size, oy, siz sizin gibi düşünmeyenler, ey AK Partililer, AK Partili yöneticiler, sizin gibi düşünmeyenler, sizin yönettiğiniz kurumlara da artık güvenlerini kaybettiler. Çünkü AFAD'ın da içini boşalttınız siz. Çünkü Kızılay'ın da içini boşalttınız siz. Siz Kızılay'ı Cumhurbaşkanı'nın çocuklarının kurduğu vakfa Türkiye'den para göndermek için aracı kuruluşu hale getirdiniz. Gözümüzle gördük biz bunu. Siz bu türden kuruluşların başına hiçbir yeterliliği olmayan ör, ör, örtü, ikinci örtülü ödenek olarak kurdunuz. bravo. Siz bu yani. kuruluşların başına hiçbir o, o, o meslekte yeterliliği olmayan ya partizanları atadınız ya bir tarikat ve cemaat bağlılarını atadınız. Nihayet afaktaki kuruluşun liderinin bir ilgili birimin liderinin diyanet vakfından geldiği ortaya çıktı. Haliyle bu toplumun bunlara güveni kalmadı. Sizin üzerinizden yardım yapmak istemiyorlar, güvenmiyorlar nereye götüreceğiniz parayı. Dolayısıyla güvendiği sivil kuruluşlar var. O kuruluşlar ile yardım yapmak istiyorlar. Şimdi iktidar hem bu hem kendisinden kaynaklı hem bu depremde meydana gelen hasarı ortadan kaldıramadığı için hem hasarın bütün ee, hasar, hasarla beraber ortaya çıkan bu tablonun görünmesini istemediği için, bunu bastırabilmek için yardım kuruluşlarını boğazlamaya çalışıyor. Hem kendi hasarı kaldıramıyor. Hem de bunu el uzatmış olanları... O, o tarikatlar da yapamıyor bunu. Tarikatların dernekleri yapamıyor. Çünkü toplumun bir kesimi var ki bunlara hı hı. güvenmiyorlar. Bunlara güveniyorlar. Bu kuruluşlara. Ahbaba da güveniyor. Omuzhan'a da güveniyor. Ve bu yüzden susturulmak isteniyorlar bu insanlar. Ve onları susturarak sanki aslında deprem bölgesinde başarılıymışlar. Sanki vaktinde yardım götürmüşler de kurtarma yapmışlar bu, ne, bu neyin, mesajını vermek yani, istiyorlar? Bu neyin rekabetidir? Yani bunu bunu bir açıklığa kavuşturmak lazım ve bu başarısızlığı evet, örtme bu, bu, bu aslında bir var. kompleks. Evet. Bu hem hem kompleks hem de totaliter faşizan eğilimlerin çok fazla e, yansıdığı bir alan. Çünkü bu iktidar ideolojik olarak sivil topluma karşı. Sivil toplumun düşmanı bu iktidar. Yani çünkü karşısında sivil toplum olarak baktığı zaman çevre, kent, şehircilik, sanat, e, efendim ekonomi, kadın erkek eşitliği ve diğer alanlarda e, iktidarı denetleyen, iktidar üzerinde baskı kuran sivil inisiyatifleri görüyor. Bu da onu çok rahatsız ediyor. Çünkü sivil toplum neticede, ben ahbap bunu yapıyor, babala TV bunu yapıyor anlamında söylemiyorum. Sivil toplum neticede iktidarlar üzerinde baskı kurar. Bu meşru bir baskıdır. Ve bu baskının neticesinde sivil toplumun seçmen davranışlarında etkileme gücü vardır. Şimdi burada aslında çok rahatsız olduğu, totaliter bir zihniyete sahip olduğu için bu iktidar sivil toplum hiç olmasın istiyor. Ve sivil toplumdan anladığı bu iktidarın kendi yörüngesine girmiş tarikatlar. Kendisinden tabii, beslenen, tabii, tabii. devlet kaynaklarından beslenen, devlet tarafından da aynı zamanda denetlenmeyen ve kendi içinde bir sorun oluşturan tarikatlar. Yani yurtlar bazında tartıştık bunu zaten. Orada olup bitenler konusunda. Şimdi dolayısıyla Ahbap gibi yardım kuruluşu Ahbap'ın böyle acil durumlarda e, seferberlik, işte büyük çaplı bir operasyon düzenleme, yardım operasyon düzenleme gibi bir yeteneği veya tecrübesi yoktu bildiğimiz kadarıyla. Bunlar yine ideolojik nedenlerle iktidar kasıyorum bunlar derken. Akut'u mahvettiler, tasfiye ettiler, hı hı hı. üzerine gittiler. Halbuki bu konuda Türkiye bir uzman, yetki uzman bir sivil toplum kuruluşu yetiştirmişti. E, bunu yok ettiler. Ahbap, Ahbap'a iş düştü. Şimdi ahbabı hazmedemiyorlar. Bu bir hazımsızlık. Bunun içinde ideolojik, tarihsel, kültürel pek çok neden var. Bunun, bununla kendileri yüzleşmek zorundalar. İktidar ahbaba Babala TV'ye kızmak yerine bu kompleksten kurtulup, yani kendi kompleksiyle yüzleşmek zorunda. Ve halkın çok önemli bir kısmı neden artık devlet kurumlarına güvenmiyor sorusuna, şapkayı önüne alıp, külahı alıp neyse işte, Gerçekçi cevap vermek ve gerçekle yüzleşmek zorundayız. sana Uğur'u savcılıkta 3,5 evet, saat yani. bekletmişler Kadri abi. Ne demek? Ne yani, suçu var bu çocuğun? Ne ya yapmış? Yardım, bu yardım etmek dışında ne ya, suçu ne var? Sen bu çocuğu 2,5 yani, saat adliye koridorunda bekletiyorsun. Ne suçu var bu çocuğun? Ne, ne yaptı? Yani? Para mı çaldı kardeşim? Evet, evet, Kızıla üzerinden evet, kendi derneğine para mı gönderdi evet, bu çocuk? Ne yaptı? denizmelerinde yani. olduğu gibi topladığı yardımı oraya mı aktardı? Ne yaptı? Yani varsa me bir yol Medya mı kurmuş topladığı yardımla? Üstelik yani. Evet. MHP lideri Bahçeli bunlara akbabalar dedi. Halbuki Ahbap'ın yani daha 3 ay öncesine kadar Ankara İl Başkanı bir MHP milletvekilinin kızıydı. Bu kuruluşlarda hemen her gün insanlar var. Ve bu kuruluşların neden yükseldiğinin sebebini devlet kurumlarındaki maalesef evet. bu çürüme, çürümede evet. aramak gerekiyor. Bitirdik. Ee, i̇yi akşamlar sevgili ATV izleyicileri. Önümüzdeki hafta pazartesi akşamı saat 20'de yeni bir konuşmasak olmaz ile karşınızda olmak ümidiyle. Hepinize selamlar sevgiler. temzedemiz daha evine yerleşti. <laughs> Depremde canlarımız gitti. Hayatlar bitti. Yuvalar yıkıldı. Geride kalanlara bir nefes olabilmek için